Herkese merhabalar. Yeni bir iş reklamı sizlerleyiz. Bugün dışarıda işim vardı biraz. Hem çıkarken bir de video çekeyim dedim. Hem işimi halledeyim. Ankara bugün rüzgarlı. Bugün hani ihtiyaca göre nasıl bir skuter alınabilir diye içerik yapalım dedim. Acayip de rüzgar var dışarıda. Tersten vurunca bayağı kötü yapıyor. Şimdi öncelikle skuturu ihtiyaca göre belirlemeliyiz. Hani yaşadığımız yere göre mesela ilk bu olabilir. Düz bir yerde yaşıyorsak yani 250 watt çok rahat bir şekilde iş görebilecek bir düzeyde. Ama eğer çok rampalı bir yerdeysek, çok inişli çıkışlı, çok fazla yokuş var, tümsek var, engebe var. Buralar da hani 350 veya 500 watt. 500 watt olsa daha güzel olabilir. 500 watt cihaz hiçbir şekilde sıkıntı yapmaz. İşte bunu yaşadığımız yere göre ayarlamamız lazım birincisi. İlk önceliğimiz bu olması lazım bence. İkinci önceliğimiz konfor diyebiliriz. Mesela ne bekliyoruz cihazdan? Cihazdan beklentimiz ne bizim? Yumuşak bir sürüş olsun istiyorsak, hani tatlı, bizi yormayacak, güzel güzel bir sürüş yapmak istiyorsak, dolgu teker mi istiyoruz? Dolgu tekerinde şu sıkıntısı var. Dolgu teker hem iyi hem kötü aslında bakarsanız. Şuradan gidelim ya, burada daha sakin. Dolgu teker kullanıcı için hem bayağı iyi ama aynı zamanda da kötü. İyiliği şu, hiç teker patlama sıkıntınız olmuyor mesela. Normal bir şekilde teker patlamadan, derdiniz olmadan, hava kontrolü olmadan rahat bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz istediğiniz yere. Ama şu var, hani ben o kiralık skuterlardan biliyorum tecrübe ettiğim zamanlarda. Bir tık dolgu teker insanı yoruyor. Özellikle bozuk yollarda, mesela şu Arnavut kaldırımı dediğimiz taşlı yollarda yoruyor. Ha, ben bu cihazı aldığımda da şuna baktım özellikle, hani almadan önce de. Onun tecrübesini yaşadığım için diyordum ki mesela şu anda tıkır 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 gidiyoruz. Benim istediğim amortisör de olsun istiyordum ben. Hani dolgu teker hem bakıyordum hem de aynı zamanda amortisörlü. Zaten dolgu teker olmasa, şişme teker olsa herhalde bir noktadan sonra patlayacak da eminim. Çünkü herkes patlıyor. Herkesinki patlıyor. Herkes bir sıkıntı yaşıyor. Mutlaka ben bunu dolgu tekeri çevirecektim bir şekilde. Zaten şu asfalta çıkalım artık ha. Böbrek taşı döktük inceden. Ben bekliyordum böyle bir şeyi. Ha, ne yaptık? Amortisörlü baktık. Amortisörde hani ben bunu, yani bu şimdi bu cihaz hem önde var hem arkada var ama arkadaki de gerçekten çok güzel. Mesela şöyle yaylana yaylana mesela şey, kameradan gözüküyor bilmiyorum ama şöyle yaylana yaylana gidebiliyorsunuz. Ama öndekiler öyle, yani öndeki amortisör öyle değil. Öndeki amortisör ne derler, şok emici süspansiyon diye geçiyor. Hani sert bir çukura girdiğimizde, sert bir mesela tümseye, engebeye takıldığımız zaman devreye giriyor. Ki zaten onu da görebiliyorum. Cihazın mesela bazı yerlerinde var. Onu o şekilde görebiliyorum zaten. O önemli. Hani alacağını da bağlı. Diyorum ya, ama birincisi ilk bakacağınız bence kesinlikle wattı olmalı. Kaç watt cihaz istiyorsunuz? Çok yokuşluysa minimum 500 watt almanızı tavsiye ederim. Bir de kullanacağınız yere de bağlı. Nerede kullanacaksınız? Nasıl bir kullanım deneyim yaşayacaksınız? Nereleri olacak? Nerelerde gidecek bu cihaz? Ona göre 800 watt, 1000 watt'a kadar çıkabilir. Tabi o zaman o çıktığınız zamanlarda da ne oluyor o zaman? Bu sefer de fiyat artıyor.
ona da bakmak lazım. Yani biraz hem bütçe dostu hem de normal bir cihaz arıyorsanız 350 wattlık cihazlar bence işinizi görebilir. Sizi üzmez gibi geliyor bana 350 wattlık cihazlar. Mesela şu düz yolda çok güzel güzel akıyor bizim cihazımız. Hiç sıkıntı yapmıyor. Doluk teker olmasına rağmen. Ama kullanıcıların yüzde belki de 90'ından fazlasıdır diyeyim. Şişme tekerle başlayıp dolgu tekere dönmüş herkes. Çünkü teker patlaması yarı yolda bıraktığı zaman hani mağdur ediyor sizi ya. Hani cihaz sizi taşıyacakken siz cihazı taşımaya başlıyorsunuz bu noktadan sonra. O da sonuçta hoş olmuyor. Ama siz hani cihaz beni taşısın diye hallettiniz, aldınız onu ama maalesef olmuyor. Arabalar geçsin, bekleyelim biraz. Birinci, ikincisi mesela ben bunu iki kere şeyde sürmüştüm. Dışarıda sürdüm yağışlı havada. Ona dikkat etmek gerekiyor mesela hani onu ve serileri hiçbir şekilde suya gelemiyor. Hani ne kadar şey varsa gördüysem hepsi bir sudan yana bir sıkıntı yaşamış. Bu cihazda mesela ben iki kere hatta biri de karda kullandım. Kar yağışı vardı, yerler ıslaktı tabii, yerler böyle hani 30-40 santim kar yoktu yerlerde. Ya dolmuş şu. Bizi bitirecek ya. Hani 30-40 santim kar yoktu ama yerler ıslaktı. Hani yağmurlu, yoğun bir kar vardı. Orada kullandım. Cihaz ıslandı mesela, sıkıntı olmadı. Yağmurda bir kere kullandım, sıkıntı olmadı. IP54 sertifikası var mesela. 10 valarda yok. 10 valara sadece şey diyebiliyorum. Hani sıçratma. Su sıçramasına kadar. O da nasıl sıçrama dedim mi? Şöyle bir sıçrama. Şu camsız şişelerin örnek verebilirim. Hani onların böyle fıs fıs yaptığımız spreyleme etkisi var ya. Sadece ona karşı su geçirmez diyebiliyorum ben cihazı. Mesela baktığınız zaman bunu da bu şekilde kontrol etmeniz lazım. Bunlara bu şekilde bakmanız lazım cihazı aldığınız zaman. Bunlar var mı yok mu? Hani bunlar gözünüze ufak tefek şeyler gelebilir ama cidden cidden ama ileride sıkıntı yaşayabileceğiniz olaylar. Yani birincisi vata bakacaksınız. İkincisi konfora bakacaksınız. Üçüncüsü de su geçirmezliğe bakabilirsiniz alırken. Ama diyorum normal şehir içi ben işe gideceğim, geleceğim ya da gezeceğim, turlayacağım diyorsanız çok yokuşunuz yoksa, mesela atıyorum düz bir yerde yaşıyorsunuzdur, sahilden hep gidip geleceksinizdir veya düzlük bir ovada bir yerde oturuyorsunuzdur, oralarda şeyi alabilirsiniz. Hani 250 wattlık falan, 350 wattlık da alabilirsiniz. Mesela ben Ankara'da yaşıyorum, ben 350 wattla 500 watt bakıyordum, en aşağı 350 watt istiyordum. Mesela bu cihaz 350 watt yapıyor ama piki 700 watt'a kadar çıkabiliyor, pik şeyi, pik wattı. Size o kadar watt verebiliyor. Dediğim gibi. Bugün de böyle olsun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Takipte kalın.